Arkadaşlar merhaba. Bugün sanal oyunların çocuklara etkisinden bahsedeceğiz. İlk olarak teknolojiden bahsedelim. Teknoloji günümüzde eskiye oranla daha kolay ulaşılabilir bir hale geldi. Bu sebeple insanlar hayatın her alanında teknolojinin getirdiği kolaylıklardan yararlanmaya başladılar. Zamanla teknoloji kullanan bireylerin yaş ortalamaları da düştü buna bağlı olarak ve çocuk diye tanımladığımız yaş grubundaki bireyler teknoloji de teknolojiyle iç içe yaşar hale geldiler. Bu durumun olumlu yanları olduğu gibi tabii ki olumsuz yanları da olmuştur. Olumsuz yanların en önemlisi de dijital bağımlılık adı verilen bir bağımlılık türünün doğması olmuştur. Bu bağımlılık daha çok sanal oyunlarda kendini gösterip e, çocukların hayatını tehdit etmektedir ve bunun örneği de en çok Mavi Balina adlı oyunda görülmektedir. Son yıllarda bu oyunun sebep olduğu ölümler hayli artmıştır ve dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Bu noktada da ailelerin daha bilinçli olması ve gereken önlemleri alması gerekmektedir. Biraz bunlardan bahsedelim. İlk olarak dijital bağımlılık nedir? Teknoloji günden güne e, geliştikçe hayatımızda da bir takım değişikliklerinden olmaktadır. Biz istesek de istemesek de teknolojide meydana gelen bu değişimler hayatımızı etkilemekte hatta hayatımıza dahil olmaktadır. Söz konusu değişimlerin hayatımızı, ol, hayatımızı olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de olmaktadır. Bunlardan biri de son yıllara sıkça duyduğumuz dijital bağımlılıktır. Dijital bağımlılık artık hepimiz tehdit bir durum haline gelmiştir. Söz konusu dijital bağımlılık olduğundan namufofobi de bunun en açık örneklerinden biridir. Zamanla telefon, tablet kullanımı çok küçük yaşlara kadar düştüğü için bu bağımlılık ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 10 sene öncesinde Metin 2, Knight gibi oyunlar vardı. Ortaokulda, lise düzeyindeki bireyler tarafından sıkça oynanıyordu bu oyunlar. Bu oyunlar o dönemlerde de bağımlılık yaptı ve çocukların hem derslerden hem de sosyal hayattan geri kalmasına sebep oldukları bilinse de bu durum günümüzdeki kadar büyük çaplı bir problem olarak görülmemiştir. İnterneti veya bilgisayarı yasaklama gibi küçük ceza yöntemleriyle alışılmaya çalışmıştır. Her evde bilgisayar ve internet olmadığı düşünüldüğünde de bağımlılık daha kolay aşılabilir bir sorun olarak görülmüştür bu zamanlarda. Ee, bağımlılıkla ilgili alan yazını incelediğimizde 2000'li yıllara kadar internet bağımlılığının bağımlılık olup olmadığı tartışılmaktayken günümüzde böyle bir bağımlılığın varlığı kabul edilmektedir. Mayıs 2013'te yayınlanan Amerikan Psikiyatri Birliği'nin ruhsal bozuklukları Tanısal ve Sayımsal El Kitabının 5. baskısında kumar oynama bozukluğu bağımlılıklar kategorisine dahil edilmiş ve madde ile ilişkili ve bağım, e, madde ile ilişkili ve bağımlılık bozuklukları kategorisinde madde ile ilişkili olmayan bozukluk başlığı altına alınmıştır. İnternet'te oyun oynama bozukluğu için önerilen e, tanı ölçütleri şunlar: 1. İnternet oyunları ile zihinsel uğraş sergileme, İki, internette oyun oynamaktan uzaklaştırıldığında yoksunluk belirtileri gösterme her bağımlılıkta olduğu gibi 3 internet oyunları ile uğraşmak için gittikçe artan miktarda zaman harcamaya ihtiyaç duyma 4 internet oyunlarına katılmayı kontrol etmede yetersizlik yaşama 5 oyun oynamanın miktarı konusunda aile üyelerini, terapistleri aile üyelerini ve terapistleri kandırma 6 e, oyunlar dışında geçmişteki hobilere ve eğlencelere karşı ilgiyi kaybetme 7. Psikososyal problemlere karşın oyun oynamaya devam etme. 8. Olumsuz bir duygu durumunu hafifletmek ya da durumdan kaçmak için oyun oynama. Yani bunu bir ihtiyaç veya kaçış yolu olarak görme. 9. internet oyunları nedeniyle bir ilişkiyi, bir işi, eğitimi veya kariyer imkanı tehlikeye atma. Şimdi ma geldiğimiz zaman özellikle son maddeye baktığımızda kendini tehlikeye atma ifadesinin, ifadesinin yanına hayatını tehlikeye atma ifadesinde ekleyebiliriz. Son yıllarda dünya genelinde birçok çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan Mavi Balina atlı adlı oyun ele alındığında bu oyunun bağımlılarının kendi hayatlarını tehlikeye attığı ve sonucunda hayatlarını kaybettikleri bilinmektedir. Söz konusu oyunun Mavi sebep olduğu intihar gelişimi ve ölümlere bakıldığında da tehlikenin nedenli büyük olduğunda belir daha belirgin hale gelmiştir. İlk olarak Hindistan'ın güneydoğusundaki Karakia şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Alexander isimli bir kişi. Bu habere bakalım. İntihar oyunundan, kardeş, intihar oyunundan kardeşinin durumundan haberdar olarak polise haber vermesiyle kurtuldu. 22 yaşındaki genç adam Malverne oyunu ile WhatsApp mesajlaşma programı üzerinden kendisine yollanan bir link aracılığıyla tanıştığını açıklayarak şunları söyledi. Mavi telefona indirilen bir uygulama değil. Oyun link aracılığıyla kişilerin bir yönetici tarafından yönlendirilmesiyle oynanıyor. Yönetici tarafından verilen görevlerin gece yarısından sonra saat 2'de gerçekleştirilmesi isteniyor. İlk birkaç gün iç kişisel bilgilerin, fotoğrafların paylaşılmasından oluşuyor ve bunlar yönetici tarafından toplanıyor. 50 aşamadan oluşan sürecin en ünlü görevlerinden en ünlü görevlerinden birini yerine getirdiğinde de şunları anlatıyor. Mezarlığa gece yarısı gibi gittim. Burada bir selfie çekerek sosyal medyada bu fotoğrafı paylaştım. Her gün yalnız başıma korku filmleri izlemek zorundaydım. Ki bunun da amacı kurbanların korku içinde yaşamasını sağlamaktı. Bu tam anlamıyla bir sanal ölüm tuzağı çok acı verici bir tecrübe. Oyuna katıldıktan sonra insanlarla konuşmayı bıraktım ve odama kapandım. Oyundan çıkmak istesem de başaramadım. NDTV isimli yayın kuruluşunun haberine göre Alexander polis evine geldiği sırada koluna bıçakla balina kazmak üzereydi. Yani son anda kurtulan bir e, 22 yaşında bir birey diyelim. Başka bir haber. Ölümlü vakaların son aylarda giderek arttığı Hindistan'da 17 yaşındaki bir kız gölü atlayarak intihar etmek üzereyken kurtarıldı. Oyuna telefon aracılığıyla katıldığını ifade eden kız güvenlik görevlerine son aşamayı yerine getirmek üzere olduğunu da söyledi. Genç kızın kendisini kurtaran polis memuruna eğer görevi tamamlamazsam annem ölecekti dediği de belirtildi. Temmuz ayı içerisinde 14 yaşındaki Monper isimli bir Hint çocukta Maubani isimli oyunu oynadığını arkadaşlarına söyledikten birkaç gün sonra intihar etmişti. Hmm. Oyunla ilgili birkaç habere baktıktan sonra bu oyunun neden çocuklar tarafından bu kadar tercih edildiğine de bakılmalıdır. Bu da önemli bir ayrıntı. Sanal oyunlardan gerçek hayata yakın şiddet içerikli olanlar kullanıcılar tarafından daha çok tercih ediliyor. Ee, bulgularımıza baktığımızda Mavenli adlı oyunun oyunla ilgili çıkan bu haberlere baktığımızda oyun sadece küçük yaştaki çocukları etkilemiyor. 22 yaşındaki bir bireyin de bu oyundan etkilenmesi oyunun sadece çocuklara yönelik hazırlanmadığını göstermektedir. Bu vakaların daha çok Hindistan'da görülmesi gelişmemiş ülkelerdeki bireylerin bu tuzağa daha kolay düşüklerini işaret ediyor. Sosyoekonomik faktörler göz gözünde bulundurulduğunda gelişmiş ülkelerde çocukların teknolojiyle ilgili Teknolojiyle daha fazla ilişkili oldukları, fakat ailelerin daha bilinçli e, ve ilgili oldukları görülmektedir. Bu da e, sosyoekonomik faktörlerin ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Dijital bağımlılıktan çocukları korumak için ise en önemli rol ailelere ve öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenler çocukların yeteri kadar e, bilinçlendirmesini sağlamalı, aileler ise çocukların sanal ortamlardaki faaliyetlerini kontrol edip gerekli yerlerde kısıtlamaları yapmalıdır. Günümüze baktığımızda çocukların televizyon, bilgisayar ve telefon başında çok daha fazla vakit geçirdiklerini görüyoruz. Bu bir alışkanlık veya bağımlılık e, oluşturmaktadır. Çağımızın gereği olduğundan bu cihazlar hayatımız içinde yer alsa da kullanım süresini mümkün olduğunca azaltmak ailenin temel görevlerindendir. Teknolojik cihazlar vasıtasıyla çocuklarının gelişimine katkıda bulunduğunu düşünen aileler bu konuda da, daha fazla dikkat etmelidir. Çünkü bu çocuklar teknolojiye daha fazla içe kalmaktadır. Veya vakit geçirmektedir. E, faydalı olduğunu düşünen çoğu sanal etkinlik çocuklara sadece zaman kaybettirmektedir. Çocuklara göre çocuklarda görsel uyaran e, televizyon veya bilgisayar başında kalma süresi görsel hafızanın geliştirmesinde etkili değildir. E, bu araştırmalarla destekleniyor. Elbette fayda sağlayabilecek bazı etkinlikler bulunabilir. Fakat genel olarak çocukların ekran başında geçirdikleri süreye, oyun oynayarak geçirmeleri, onların gelişimine daha fazla katkı sağlayacaktır, e, sosyal beceriler kazanmaları sağlayacaktır. Ailelere yönelik e, söyleyebileceğimiz önerilere baktığımızda, çocukların soyut işlem dönemi öncesi teknolojik araç sahibi olmasına izin verilmemelidir. Bu yaşa kadar e, telefon, tablet gibi cihazlara çocuklar iç içe olmamalıdır. Aileler dijital oyunlar konusunda yasak koymak yerine bilinçli kullanımı sağlamalı ve sınır koymalıdır. Yani çocuğu internetten uzaklaştırmıyoruz, çocuğu internette koruyoruz. Ee, çocukların ekran başında geçirdikleri zaman aileler tarafından kontrol edilmeli ve içerik özellikle denetim altına alınmalıdır. Aileler çocuk veya ergeniz dijital oyun bağımlılığından korumak için onlara alternatif sunmalıdır. Yani çocuk e, interneti tercih etmeme şansına sahip olabilmelidir. Ebeveynler çocukları ile oyunun parçası olarak etkileşim içinde olmalıdır. Yani çocukta ebeveyn de oyun oynamalıdır. Onun oyununa katılmalıdır. Güvenli ve bilinçli internet kullanımı hususunda ebeveynler bilgilendirilmeli. E, bu sanal e, sosyal medya üzerinden olabilir. Öğretmenler tarafından veya değişikli çeşitli kurslarla e, veya duyurularla yapılabilir. Aileler çocuğun temel kodlama ve tasarım gibi becerileri destekleyici dijital oyunları geliştirmesine imkan tanımalı ve onlara teşvik etmelidir. Aileler çocuğun ekran karşısında ilgilendiği içeriğin herhangi bir uygulama çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olup olmamasına dikkat etmelidir. Aile çocuğun Oyun arkadaşları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Kimlerle iletişime geçiyor, nasıl insanlarla iletişim kuruyor bu aile tarafından bilinmelidir. Bunun dışında öğretmenlerin yapabileceklerini göz attığımızda öğretmen özellikle çocuklara teknolojik cihazlarla konusunda uyarmalıdır. Gözlem yapma, keşfetme, tanımlama yönlendirme açısından bilinçli olmalıdır. Çocuklar kültür, sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirilmelidir, yönlendirilmelidir. Eğitim sistemi dijital unsurlara uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Öğretmenler bilişim teknolojileri konusunda gerekli donanıma sahip olmalıdır ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitimler düzenlemelidir. Ee, öğretmen dijital oyunlar konusunda çocuklara rol model oluşturacak tutumlar serg sergilemelidir. Öğretmen dijital konular konusunda aileyle işbirliği içinde olmalıdır. Yani e, bir konsültasyondan bahsediliyor. Dijital oyunların riskleri ve tehlikeleri, internet kullanım güvenliği gibi konularda bilişim teknolojileri öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar işbirliği yaparak öğrencilere ve ailelere bilgilendirmelidir gibi tavsiyeler. bu tavsiyelerin birçoğu dijital oyun bağımlılığı çalıştayı sonuç raporundan ulaştığımız tavsiyeler dikkate alınmalıdır. dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.